geriye kalan ittifakın diğer ortakları CHP listelerinden ittifaka destek vermiş ve meclise giren partiler cephesinden itirazlar var. Deva ve Gelecek Partisi'nden itirazlar yükseldi. Ortada birinin içeriği bilinmeyen üç farklı protokol var. Her birinde ayrı vaatler, ayrı anlaşma maddeleri mevcut. Altılı Masa ve Zafer Partisi ile ayrı ayrı mutabakat metinleri HDP'ye ise verilen sözü taahhütler. Millet İttifakı cephesinde bu nedenle farklı sesler yükselmeye başladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu da destekleme kararı verdik. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından bir protokole imza atıldı. Metindeki dördüncü maddeye göre kayyum uygulamasına devam edilecek ancak Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat metninde kayyum uygulamasına son verileceği ifade edilmişti. Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'na seçimde destek veren HDP'ye de kayyum uygulamasının kaldırılacağı sözünün verildiği belirtiliyor özadı imzalanan protokole Kılıçdaroğlu'nun diğer ortaklarının bulunduğu altılı masadan ve seçimde Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'den arka arkaya tepkiler yükseldi. HDP'li Erol Katırcıoğlu, kayyum yetkisi maddesine karşı çıktı. Böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil, dedi. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak, Kılıçdaroğlu'nun çapsız kılar ifadelerini kullandı. Deva Partili Tunahan Elmas ve Gelecek Partili Selim Temurci'den de sığınmacılara yönelik maddeye tepki geldi. Tunahan Elmas, kazanmak için her yolu mümah görenlere girdikleri yolda başarılar dilerim, dedi. Kılıçdaroğlu'nun altalı masadaki likeleri çiğnediğini söyledi. Selim Temurci de Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağım paylaşımına göndermede bulundu. Özdağ'ın sözlerini günün şakası olarak nitelendirdi. Millet İttifakı sığırmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir dedi.